Merhaba arkadaşlar. Bugün Fransız sosyoloğu Pierre Bourdieu'nun sınıf teorisine bir giriş yapacağız. Pierre Bourdieu kendisinden önceki sınıf yaklaşımlarını hem içeren hem de aşan bir sosyolog olarak ayrışıyor. Sınıf çalışmalarının son dönemdeki en önemli figürlerinin başında geliyor. Bu anlamıyla Pierre Bourdieu'ya sınıf teorisine ayrıntılı bir yer ayıracağız. Ayrıca daha anlaşılması görece daha zor bir sosyolog olduğu için de hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta, 2 hafta boyunca Pierre Bourdieu'nun gerek savaş çalışmalarını, gerekse bu savaş çalışmalarından hareketle geliştirdiği kavramları görmeye çalışacağız. Pierre Bourdieu'ya geçmeden önce yine her zaman olduğu gibi geçmiş dersleri bir tekrarlayalım. Klasik sınıf ve takalaşma teorileriyle başlamıştık, hatırlarsınız. Karl Marx'ın üretim araçlarının mülkiyeti temelinde geliştirdiği yaklaşım, ki burada Bourdieu'nun Marksizme dönük itirazına bakarken bunu tekrar konuşma şansımız olacak. Diğer taraftan Weber'in üretim yerine dağılım üzerinden geliştirdiği sınıf ve statü yaklaşımı. Bu da yine Bourdieu'nun etkilendiği bir diğer figür olarak karşıda çıkıyor. Üçüncü bir figür Emil Durkheim. Emil Durkheim'in Amerikan sosyolojisinde yapısal işlevselcilik şeklinde etki yarattığını gördük, ki yapısal işlevselci tabakalaşma yaklaşımını da burada bir derste konuştuk. Dolayısıyla bu etkinin dışında Durkheim'in Bourdieu'da bilhassa sembolik düzenlere dönük vurguda Durkheim'in büyük etkisi aldığını görüyoruz. Demek ki Bourdieu üzerinde sosyolojinin temel kurucu isimlerinin hem bir etkisi var, fakat aynı zamanda Bourdieu bunların hiçbirine de indirgenmez bir sentezci. Geçtiğimiz haftalarda onun dışında 3 hafta boyunca orta sınıf meselesini tartışmıştık. Bourdieu'nun da tabii orta sınıfa ilişkin söyleyeceği şeyler var, bunları göreceğiz. Orta sınıf meselesinde öncelikle Weber'ci sosyologların geliştirdiği çerçeveleri gördük. Wright Mills, Erwin Rahiler ve John Galtorp'un geliştirdiği çerçevelerde yeni sınıf olarak tanımlanan ya da hizmet sınıfı olarak tanımlanan bu sınıfın Weber'ci çerçevede nasıl sofistike olarak tanımlandığını gördük. Arkasından Marksist girişimleri gördük. Bilhassa Eric Owen Wright'ın geliştirdiği çerçeve üzerine konuştu. Son olarak da Alvin Gardner'ın yeni sınıf ya da kültürel burjuvazi olarak tanımladığı sınıf üzerine konuştu. Kültürel sermaye kavramının aslında ilk kez Gardner'da ortaya çıktığını gördük. Fakat Bourdieu'da kaçmaçlık olan bu kavram başka bir biçimde kendini gösterecek. Burada şey önemli, yani kültürel sermaye Gardner daha çok eğitimsel bir birikimle tanımlarken ya da geleneksel sermayeyle karşılıklılık içerisinde tanımlarken, burada Bourdieu'nun onu çok daha analitik ve empirik araştırmaya uygun biçimde yeniden formüle ettiğini göreceğiz. Demek ki bugünden geri doğru bakıldığında sınıf tartışmalarında, toplumsal sınıf ve tabakalaşma tartışmalarında Bourdieu'nun temel önemli isimler arasında sayıldığını görüyoruz. Yine de bununla birlikte Bourdieu'yu bir anda kavramak zordur. Bunun neden zor olduğuna ilişkin belki birkaç şey söylenebilir. Çünkü sosyoloji içerisindeki genel eğilimlerin aksine bu Bourdieu'nun sınıf anlayışı ya da daha genel olarak bütün kavramsal çerçevesi diyelim, tek bir baba figürünün devamcısı
olarak gösterilemez. Yani Bourdieu ne Marksisttir, ne Weber'cidir, ne de Dürkheim'cidir bu anlamıyla. Bunlardan sadece sınıf meselesinde ihtiyaç duyduğu kadarını ödünç alır. Fakat kendini bu çerçevelerin hiçbirine dolaysız bir şekilde gömmez. Bu da Bourdieu'nun literatürünü ilk bakışta anlaşılması zor hale getirir. Yani nevi şahsına münhasır, yani kendine has bir sentez vardır burada. Demin bahsettiğim gibi kendinden önceki çalışmaları hem içerir, ihtiyacı olduğu kadarıyla hem içerir, onların kavramlarını ödünç alır ama onları da aşar. Bu durum birinci olarak Bourdieu'nun geliştirdiği sınıf teorisini anlaşılması zor bir teori haline getiriyor. İkincisi, Bourdieu geleneksel sosyolojide karşımıza çıkanın aksine teori ile araştırma arasında derin bir ayrım olduğu fikrine de karşıdır. Birazdan göreceğiz, yaptığı araştırmaları göreceğiz. Bu araştırmalar temelinde kavramsal çerçeveleri, kavramlarını geliştirdiğini bu derste ve diğer derste sunacağımız bütün kavramların ve kavramsal yeniliklerin tam da bu somut empirik araştırmalar sonucunda geliştirildiğini görüyoruz. Demek ki sosyolojide gördüğümüz saha araştırmacısı ve teorisyen ayrımının aksine Bourdieu teori ve araştırmanın bir arada olması gerektiğini söylüyor. Kendisinin deyişiyle araştırma olmaksızın teori kör, teori olmaksızın araştırma boştur. Üçüncü bir Bourdieu'nun anlatılmasının zorluğu yine sosyolojide yaygın olarak karşı çıkan nitel araştırma, nicel araştırma ayrımının da Bourdieu'nun karşılıklarını görüyoruz. Bourdieu araştırmalarında hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerini bir arada kullanmıştır. Dahası bunların bir aradalığına özgün bir sentez, kendisine has bir sentez, bir açıklayıcı bir mantık. Yani bir tür bileşimini, yani nicel ve nitel araştırmaların bir tür bir bileşimini oluşturmuştur. Son olarak Bourdieu rasyonel eylem teorilerine karşı kendini geliştirmiştir. Bu oldukça önemli. Çünkü Bourdieu'nun iktisadi sınıf analizlerinde yaygın olan bu bireyci, faydacı ve rasyonel birey varsayımına karşı Bourdieu tam da kendi kavramlarını tam da buna karşı geliştirecektir. Buna ilişkin yani iktisadi alanın, iktisadi etkinliğin kendisinin bireylerin rasyonel etkinliğiyle inşa olduğu fikrine bir reddiye. Bu reddiyenin şekillenmesinde Bourdieu'nun 1958 ile 1966 yılları arasında yaptığı 7 empirik araştırmanın rolü var. Şimdi kısaca bu empirik araştırmaları görelim. Birincisi Desire araştırması. Bourdieu sosyolog olmadan önce öğretmen olarak Cezayir'de atanıyor. Biliyorsunuz o dönem Cezayir Fransa'nın bir sömürgesi. Dolayısıyla Fransa'ya bağlı. Cezayir'de öğretmen olarak atanırken aslen felsefeci olan, yani felsefe mezunu olup felsefeci olan ve felsefe öğretmenliği yapan Cezayir'de Bourdieu kendi kendine aslında o Cezayir'deki deneyimi onu oldukça çarpıcı bir sonuç yaratıyor. Derin bir dönüşüm yaratıyor. Öyle ki Bourdieu'nun bakış açısını ve yaklaşımını büyük ölçüde Cezayir'deki bilimsel çalışmalarının şekillendirdiğini söylemek mümkün. Bourdieu Kabil köylü hayatını ve onların kendi hayat tarzlarını tehdit eden ve değiştiren yeni bir para ekonomisine nasıl
kalıldıklarını, buna nasıl eklemlendiklerini araştırıyor. Dolayısıyla diğer yandan bu diyor alan araştırmaları sırasında Cezayir'deki bağımsızlık savaşının Fransızlar tarafından nasıl zorla bastırıldığını tanık oluyor. Kanlı savaş sonucunda bu aynı zamanda Fransız entelektüellerinin oldukça yüzleştiği bir durum. Dolayısıyla Bourdieu, felsefeci Bourdieu, Cezayir'e geldiğinde kendi kendine yetiştirerek bir antropoloğa ya da bir etnografa dönüşüyor. Bu etnografi damarı Bourdieu'daki bilhassa bu daha sonrasında da onun nitel araştırma yöntemlerini kendine has oluşturmasında oldukça kritik önem taşıyacak. Bu araştırmalarında Bourdieu söylediğimiz üzere geleneksel toplumun kapitalist modernliğe geçişi ekonomik etosun rasyonelleşmesi şeyi. Bu tartışmaların, bu çalışmaların, cezai çalışmalarının ana meselesi rasyonel eylem teorisine karşı Cezayir'in yerli topluluklarında kapitalizm öncesi İslam ve gelenek yönelimli değiş tokuşlardaki ortaya çıkan araçsal rasyonelitelerin ya da alternatif rasyonelitelerin kendisi. Şunu söylüyor bize Bourdieu, diyor ki yani iktisadi hayatta tek bir rasyonelitenin olmadığı, farklı türden birbirine alternatif rasyonelitelerin bir arada bulunduğu. Demek ki kapitalist olmayan toplumların iktisadi olarak irrasyonel değil, tam tersine başka türden rasyonel davranış kodları geliştirdiklerini ve bunun da tam da kapitalizmin dayattığı türden rasyoneliteyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu inceler. Aslında şeyin bir yandan İslam toplulukları olarak kavram ederken diğer taraftan nasıl olup da kapitalist iktisadi mantığın nasıl bunların nasıl iş kurduklarını inceler. Çünkü kapitalizmin gerektirdiği bireyselleşme süreci Batı'da gerçekleşmişken İslam toplumlarında henüz bu tarz bir bireyselleşme olmadığı için iktisadi etkinlik birey odaklı değil, topluluk odaklı bir etkinliktir. Burada da aslında Bourdieu'nun kendi iktisadi, genesel iktisadi yöntemleriyle ve bunların içerdiği rasyoneliteyle kapitalizmin dayattığı rasyonelite biçimi arasındaki ilişkiyi araştırır. İkinci araştırması bekarlar balosu araştırması. Aslında ismi ilginç bir araştırmadır. Bu araştırmayı Bourdieu kendisinin de doğduğu Fransa'nın güney bölgesinde gerçekleştirir. Fransa'nın güney bölgesi kuzeye göre daha geri kalmış kırsal taşrasıdır Fransa'nın. Dolayısıyla aslında Cezayir'deki araştırmaya benzer, tam da aynı dönemde benzer bir geçiş söz konusudur. Fransa'nın güneyinde. Çünkü Fransa'nın güneyinde aynı şekilde geleneksel toplumsal kodların dağılıp kapitalist modernliğe geçiş teması görülmektedir. Bunu oldukça ilginç bir yerden bakar Bourdieu. Fark ettiği şey şudur. Bir şeylerde, köylerde, Bern diye bir köyde yapar araştırmayı. Bern'de bekar erkek sayısının bekar kadınlardan daha fazla olduğunu görür. Yani genel olarak köyde erkek kadın nüfus oranı genelde olduğu gibi aşağı yukarı eşittir. Fakat köyde kötü bir gelenek var. Belli dönemlerde bekarların toplanıp bir araya geldiği ve bir tür tanışma, kaynaşma ortamı, tabii bu toplumsal toplum içerisinde bir kaynaşma ortamı biraz bizim şeyi andırır. Biraz bizim
düğünlerde bir araya gelmeleri bir nebze olsun andırır. Dolayısıyla bu bekarların bile geldiği yerlerde yaşı geçkin adamların çok sayıda olduğunu gözlemler. Ve bu kadar çok fazla bekar erkeğin neden olduğuna ilişkin araştırmasında bu anlattığımız dönüşüm sonrasında köyün kızlarının genelde erkeklerle değil köyün dışındaki erkeklerle evlenip dikey hareketliliğe geçtiklerini ve köyü terk ettiklerini görür. Diğer taraftan erkeklerin biraz da en büyük büyük erkek çocuklarının temel dramı toprakların mülkiyetinin bunlara kalmış olmasıdır. Dolayısıyla toprağa bağlı kaldıkları için hareket edemeyen ve diğer taraftan belli bir geleneksel sermayeye sahip olsa da yeni modern toplum açısından çok da albenili olmayan, cazip olmayan erkeklerin köyde takılıp kaldığını görüyoruz. Bu çalışmasının ana meselesi iktisadi eşitsizliklerin yeniden üretiminde evlilik yoluyla sermayenin dolaşımı meselesi. Burada ilk kez Bourdieu mirasın yani virasetin iktisadi değerini keşfeder. Bu yine rasyonel elem teorilerine bir diğer eleştiri. Çünkü rasyonel elem teorilerinin varsaydığının aksine hiçbir aktör piyasaya sıfırdan girmez. İnsanlar kendilerine kalan miraslarla iktisadi etkinliğe girerler. Bu önemli çünkü veraseti ilk kez ekonomik bir kategori olarak keşfedilmesi, bunu daha sonrasında Bourdieu kültürel bir ailelerin çocuklarına sadece iktisadi değil, aynı zamanda kültürel bir kutuyu da miras bıraktığı temasına doğru genişletecek. Birazdan göreceğiz. Kültürel sermaye kavramında bunu göreceğiz. Üçüncü araştırması Mevduat Bankası araştırması. Bu araştırmada Bourdieu bir mevduat bankası üzerine çeşitli sosyal özelliklere sahip bireylerin krediye talep etme ve tedarik etme biçimlerini üzerine bir incelemeye girişiyor. Bu önemli. Yani bireylerin farklı sosyal çevrelerden bireylerin yine burada izni sürebilirsiniz. Rasyonel elem teorisine karşı. Mesela kredi çekme iktisadi davranışının sosyal belirleyenler tarafından belirlendiğini bize anlatır Bourdieu. Yani tek bir rasyonel kredi çekme davranışı bulmamaktadır. Yani mesela söz gelimi düğünlerin oldukça önemsendiği toplumlarda söz gelimi daha önemli olan bir ihtiyacı karşılamak yerine düğün yapmak için kredi çekmek gayet rasyonel bir davranış haline gelir. Daha doğrusu beklenen bir davranış haline gelir. Bunun şeyle bir ilgisi yoktur demek ki. Yani bireylerin farklı türden sosyal özelliklere sahip bireylerin kredi çekme davranışları bizatihi burada önem kazanır. Bunun tam karşısında da bankaların kredi talep eden insanları derecelendirme biçimlerini de Bourdieu tarafından eleştirel biçimde elden geçirdim. Zira kredi kelimesi bizzat kendisi Fransızca'dan bize geçmiştir kredi kelimesi Fransa'da itibar anlamına gelir. Dolayısıyla aslında bankadan kredi çektiğinizde borç paraya karşılık kendi itibarınızı koyuyorsunuz demektir ve bu itibarın nasıl derecelendirildiği tam da bankanın
bankanın bireylerle kurduğu ilişki biçimini gösterir. Burada daha en genel olarak para ve finans çevrelerine dönük bir eleştiri geliştirir ve mesleki pazarlama söylemleri ve yönetim konularına bir giriş yapar. Dördüncü araştırması Bourdieu'nun varisler araştırması. Varisler ya da mirasçılar da diyebilirsiniz. Varisler araştırması Bourdieu'nun ilk kez eğitim alanına yöneldiği ve eğitim alanında özellikle üniversitelerde eşitsizliğin ekonomik ve sosyal belirlemeleri üzerine çalışmayı yapar. Bu çalışma oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında Bourdieu sınav kağıtlarını inceler ve sınav kağıtlarını bilhassa öğretim üyelerinin sınav kağıtlarını okurken kenarlarına aldıkları notlar üzerinden öğretim üyesinin farkında olmadan bir belli öğrencilere dönük bir yatkınlık geliştirdiklerini görür. Bunu yani ne kadar öğretim üyesi farkında olmasa da bazı öğrencileri diğer bazı öğrencilerinden daha çok tırnak içinde sevdikleri ya da onlara dönük bir yatkınlık duyduklarını anlatır. Bunu da Bourdieu şeye bağlar. Benzer bir kültürel ortamdan gelmelerine bağlar. Demek ki burada ilk kez Bourdieu kültürel sermaye kavramını geliştirir. Aileler çocuklarına sadece iktisadi miras bırakmazlar. Yani para ve mallar bırakmazlar. Bunun dışında çocuklarına statü, sınıfsal değerler, kültürel hiyerarşiler ve pratikler de aktarırlar diyor Bourdieu. Ve bu kültürel değerler, kültürel pratikler ve kültürel hiyerarşiler biraz sonra göreceğiz bunu sanat beğenisinde bunun karşılığını alacak Bourdieu. Tam da belli türden belli sınıfsal pozisyonlardaki insanların benzer pozisyondaki insanlarla daha hızlı ilişkiler, daha yakın ilişkiler ve daha başarılı ilişkiler kurdukları gösterir. Örneklendirirsek bir geleneksel işçi sınıfı değerleriyle yetişmiş bir çocuğun üniversite başarısı yeni orta sınıf söz gelimi öğretmen çocuğu, mühendis çocuğu ya da doğrudan üniversite öğretim üyesi çocuğu olarak yetişmiş bir çocuğun akademik başarısını karşılaştırdığımızda tabii ki ikincisinin yatkınlık olarak gerek davranış kalıpları, davranış ve düşünme kalıpları, gerekse iş kurma biçimleri bakımından akademik mesleğe çok daha yatkın olduğunu göreceğiz. Çünkü bu bize Bourdieu bu onun kültürel sermayesiyle alakalı. Birazdan kültürel sermayenin daha bir tanımını vereceğim. Daha teknik bir tanımını vereceğim. Beşinci araştırması Kodak araştırması. Kodak biliyorsunuz bir fotoğraf firması. Kodak Bourdieu'dan o dönem müşteri memnuniyeti araştırması yapmasının için Bourdieu'dan yardım ister. Ona kaynak aktarır. Bourdieu bunu fırsat bilerek Kodak'ın müşteri memnuniyeti araştırmasının anketinin içerisinde kendi sorularını sıkıştırarak fotoğrafçılık kültürel pratiğinin belirlenmenin üzerine gider. Yani aslında varislerde kaldığı o kültürel sermayenin muhtelif dolaşımlar ve kültürel pratikler biçiminde karşıma çıkan kültürel sermayenin muhtelif alanlara nasıl ortaya çıktığını araştırmaktadır. Yani sorusu şudur, fotoğrafçılık gibi bir işe kimler neden yönelirler? Bu aslında tam da işte Bourdieu'nun adım adım en son ayrım çalışmasına kadar giden o sınıfların kültürel yönelimleri ve kendini ayırma biçimleri.
Burada önemli çünkü bu çalışmasının temel meselesi kültürel pratiklerin mirasın oluşumu ve toplumsal düzenin yeniden üretimindeki rolü burada önem kazanıyor. Demek ki kültürel pratikler sadece kültürel pratikler olmanın çok daha ötesinde toplumsal düzenin yeniden üretiminde toplumsal sınıfların arasındaki derecelendirme ve sınıflandırma mücadelelerinde vazgeçilmez bir rol oynarlar. Altıncı araştırması sanat sevdası. Sanat sevdası da Bourdieu müze pratiklerini inceler. Fotoğraf çalışmasına benzer şekilde burada yine müzeler üzerinden kültürel sermayenin kültürel ya da kültürel pratiklerin nasıl sınıfsal bir değere dönüştürüldüğünü inceler. Bu anlamıyla Kodak araştırmasına benzer. Tek farkı burada Bourdieu ilk kez nitel araştırma yöntemlerinin yanı sıra ilk kez istatistiki modeller kullanmaya başlar. Yani nitel araştırma yöntemlerinin yanına nicel yöntemler ekler. Yedinci çalışma yeniden üretim çalışması. Yeniden üretim de artık Bourdieu tüm bu çalışmadan hareketle daha makro bir analize girişir. Bu aynı zamanda Bourdieu'nun da bir sosyolog olarak iyice ünlendiği ve artık çok büyük fonlar elde edebildiği bir dönem Bourdieu'nun. Bourdieu bunu kullanarak çok daha geniş bir araştırma ekibi kurar, bir araştırma merkezi kurarak çok daha makro araştırmalara yönelir. Bu çalışmasında yeniden üretimde Bourdieu Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra küresel iktisadi dönüşümlerin sosyal boyutlarını ve büyüyen eşitsizlik üzerine bir inceleme girişir. Çalışmanın ana meselesi ekonomik ve kültürel mirasın aktarılma mekanizmalarının eşitsizliğin yeniden üretimdeki rolüdür. Yani ekonomik ve şeyi dikkat ederseniz miras meselesi burada için oldukça kritik bir mesele. Sadece ekonomik malların ve paraların değil, kültürlerin de kültürel kalıpların da miras kaldığını görüyor ve bunların aktarılma mekanizmalarının gitgide toplumdaki eşitsizliği büyüten yani hem bir daha üreten, yeniden üreten hem de büyüten bir etkiye sahip olduğunu bize anlatır. Bu 7 çalışma Bourdieu'nun 1958 ile 1966 yılları arasında yaptığı çalışmalardır. Daha sonrasında Bourdieu bunlara 70'lerde ayrım çalışmasını ekler. Ayrım tam da Bourdieu'nun bütün bu şeylerinin, bütün bu kültürel beyin üzerindeki şeylerin devasa bir Fransa ölçeğinde binlerce kişiyle yapılan ve yıllarca süren bir savaş çalışmasının sonudur. Burada ayrımda Bourdieu bu kültürel sermaye ve beğeni, kültürel sermaye, kültürel pratikler ve beğeni üzerindeki analizleri üzerinden oldukça ayrıntılı, sınıfsal bir analize gider. Bourdieu'da bu analiz oldukça kapsamlı sınıf setleri, sınıfsal setlerle hem nicel hem de nitel modelleri kullanarak burjuva, küçük burjuva ve işçi sınıfı konumlarının beğeni kalıpları üzerine çok büyük etkiler yaratan bir çalışma, bir makro bir çalışma olarak kendisini gösterir. Demek ki bu çalışmalar kapsamında Bourdieu bir anda liberal yani rasyonel
eylem teorilerine karşı çıkarken diğer taraftan Marksizm'le de bir eleştiri geliştirir. Marksizm'e Bourdieu'nun itirazı sınıfsal tahakkümü yani sınıfsal baskıyı sadece iktisadi sömürü mekanizması aracılığıyla sunmasıdır. Halbuki Bourdieu'ya göre böyle değildir. Yani sadece iktisadi sömürü mekanizmasından ibaret değildir sınıfsal tahakküm. Sınıfsal tahakküm sınıfsal tahakkümü yeniden üreten sembolik metaların da tüketimine odaklanmak gerekir. Sembolik mallar dediği Bourdieu'nun tabii ki anladığı üzere kültürel değerlerdir. Dolayısıyla Bourdieu iktisadi kaynaklar üzerindeki savaşından görece özel bir sembolik iktisat tanımlar. O halde Bourdieu'nun sınıf yaklaşımının üç bileşeni vardır. Bourdieu bir yandan üretim araçlarıyla ilişkili Marksist nesnel sınıfsal konumlar teorisini içeri alır. Bunu kabul eder. Evet, yani sınıfsal şeyin üretim araçlarıyla ilişkili nesnel bir momenti vardır. Ama ikinci olarak Weberci statü grupları üzerindeki vurguyu alır. Burada bilhassa hayat tarzları, beğeniler ve itibar oldukça önemli kriterler olarak karşı çıkar. Üçüncü olarak da sınıfsal kültürü hakim kılmaya dönük örgütlü savaşımları içeren bir politika analizi de vardır. Bourdieu'nun sınıf analizi aynı zamanda da sınıfsal politik bir muhtevaya sahiptir ve bu politik muhteva bilhassa sembolik gücün dağılımı üzerinde kendini geliştirir. Burada demek Marx'ın burada Bourdieu oldukça önemli bir kavramsal genişlemeye gider. Marx'tan Marx'taki sermaye üstündeki vurguyu alarak sermaye tanımını iktisadi ve maddi kaynakları aşan bir tanıma dönüştürür Bourdieu. Bourdieu'ya göre sadece iktisadi sermaye yoktur. Dört tip sermaye sayar Bourdieu. Birincisi iktisadi sermaye. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılabilecek para ve maddi mallar. Bu hemen anlayacağınız üzere Marksizmin uyguladığı sermaye türü. Bourdieu'ya göre bu tabii ki önemlidir. Fakat tek başına toplumlarımızın sınıfsal yapısını kavramında tek başına yetersizdir Bourdieu'ya göre. Bourdieu ikinci bir kavram geliştirir. Kültürel sermaye kavramı. Daha önce ders boyunca gördük. Kültürel sermaye bir tanım verirsek eğer sembolik ve kültürel değerlerin birikimi olarak tanımlanabilir bu. Kültürel sermayenin edinmenin iki yolu vardır. Eğitim ve sosyalleşme. Sosyalleşme bilhassa birinci sosyalleşme süreçleri aile içerisindedir. Dolayısıyla aile burada önemli bir kaynaktır. İkincisi ise aile sonrasında kişinin girdiği farklı sosyal çevreler ve buradaki kültürellenme ögeleridir. O halde Bourdieu kültürel sermayeyi iki başlık altında ele alır. Biri formel olarak karşı çıkan okul sermayesi dediği Bourdieu'nun. Burada bu sermaye nesnelleşmiş bir formda karşına çıkar. Ne demek bu? Bu kültürel sermayenin bu versiyonu, bu formel, resmi versiyonunda diplomalar, sertifikalar gibi belgelerle tanıtlanmış bir sermaye biçimidir bu. Bourdieu bunu okul sermayesi olarak tanımlar. Bu önemli çünkü gördük biraz da orta sınıf pozisyonlarda bolca kritik bir şey oynadığını gördük. Ama diğer taraftan bunun tanım değişisi olan ve belki de daha da kimi durumlarda daha da önemli hale gelen aileden kaynaklanan ve miras yoluyla edinilen bir kültürel sermaye formu da vardır.
Burada genelde bu ikisi, birbirini besleyen formlardı. Yani miras yoluyla aileden gelen kültürel sermaye, yani sembol ve kültürel değerler sizin okul sermayenizin de çapını belirler ve bunun tam tersi de geçerlidir. Yani kültürel sermayesi aileden gelen kültürel sermayesi yüksek insanların eğitim sürecinde daha başarılı olma ihtimallerinin daha fazla olduğu ve dolayısıyla da daha büyük okul sermayeleri geliştirebildiklerini görebiliyoruz. Üçüncü sermaye biçimi burada göre sosyal sermaye. Bunu da önce bir tanımını verelim. Kişilerin veya grupların farklı sermayeleri dolaşıma sokma ve dönüştürmede kullandıkları toplumsal ilişki ağları. Ne dedik? Kişilerin ya da grupların farklı sermayeleri dolaşıma sokma ve dönüştürmede kullandıkları toplumsal ilişki ağları. Bunu kısaca dahil olunan sosyal çevreler, sosyal ilişkiler, sahip olunan kartvizitler, portfolyo denir buna, bankacılık tabiriyle. Sahip olunan portfolyo, dolayısıyla sosyal olarak ne tür insan gruplarıyla ve ne tür networklerle ilişki içerisinde olduğunuz, sizin kültürel sermayenizi ve iktisadi sermayenizi arttırma, dönüştürme ya da dostuna sokma şeyinizi engeller. Yani şunu söylüyor bize Bourdieu, biz sadece para biriktirmeyiz, sadece kültürel değer de biriktirmeyiz, biz aynı zamanda insanlar da biriktiririz. Ve bu biriktirdiğimiz insanlar, bu bizim içinde biriktirdiğimiz ilişki ağları, bizi içinde bulunduğumuz, haftaya konuşacağımız, içinde bulunduğumuz alanda ki gücümüzü, itibarımızı ve etkinliğimizi belirler. Demek ki sosyal sermaye bu açıdan etkili insanlarla ne derece ilişkilenebildiğinizle ilişkili bir durumdur. Son olarak geliştirdiği sermaye tipi Bourdieu'nun sembolik sermaye. Sembolik sermaye diğer üç sermaye tipinin farklı düzeyleri ve bileşimlerine sahipliği meşrulaştırmak için sembollerin kullanılmasıdır. Bu ne demek? Bu şu demek, bizler sadece iktisadi, kültürel ve sosyal sermayelere sahip olmakla kalmayız. Aynı zamanda bu sermayelere sahipliğimizi meşrulaştıracak sembolik araçlara da sahip olması gerekir. Bir örnek verirsek bu açıdan, mesela burjuvaların sanat hamliyle soyunması, değil mi? Kültür merkezleri açmaları, yayın evleri açmaları, bunlar iktisadi sermaye açısından kar getiren girişimler değildir. Fakat yüksek iktisadi sermayeyi meşrulaştırma amacı güden sembolik girişimlerdir. Bu anlamıyla iktisadi sermaye sahipliğini aynı zamanda toplumun yararına olduğuna ilişkin bir toplumsal yarar tanımlanıp buradan doğru bir sembolik sermaye biriktirme formülü. Nitekim sanatsal etkinlikler, sanat merkezleri kurulması ve genel olarak sanatsal etkinliğin verilen destek, diğer taraftan yardımseverlik, hayır girişimleri, buna ilişkin hayırseverlik girişimleri falan, bunlar hep aslında dediğimiz gibi yüksek iktisadi sermayeyi meşrulaştırma dönük girişimlerdir. Toparlarsak Bourdieu bize felsefeci olarak başlayan kariyerinde Bourdieu'nun aşama aşama önce antropoloğa, arkasından da sosyoloğa dönüşümünü görmüş olduk. Bourdieu'nun bu dönüşümünde oldukça kritik unsurlar var olduğunu gördük. Bir taraftan Cezayir ve Cezayir araştırması ve kendi doğup büyüdüğü köy olan Bern'deki yaptığı araştırmayla aslında Bourdieu'nun öncelikle rasyonel
eylem teorisine karşı iktisadi eylemin ya da iktisadın salt rasyoneliteyle tanımlanamayacağı ya da belli türden bir rasyoneliteyle tanımlanamayacağına ilişkin vurgu oldukça kritikti burada. Bunu gördük Bourdieu'da. Biraz da Bekalar Bolsu'yla birlikte Bourdieu'nun ilk kez veraseti bir iktisadi kategori olarak tanımadığını gördük. Dolayısıyla bu miras meselesi Bourdieu'nun oldukça kritik bir moment teşkil ediyor. Buradan sonra Bourdieu'nun kültürel mirasa doğru yönelerek kültürel sermaye kavramının ilk kez oluşturduğu varisler çalışmasını ve o varisler çalışmasının arkasından girdiği Kodak ve müzeler araştırmasıyla Bourdieu'nun farklı kültürel pratiklerin nasıl olup da toplumsal eşitsizliğin yeniden üretiminde rol oynadığını bize anlattı. Yeniden üretim çalışması aslında tüm bu çalışmaların bir totali, bir ekünür gibiydi. Ayrım da yine aynı şekilde Bourdieu'nun oluşturduğu devasa araştırma grubuyla yıllara yayılan oldukça önemli bir çalışmanın ürünüydü yine. Bourdieu buradan hareketle rasyonel eylem teorilerinin yanında Marksist anlayışa da bir itiraz geliştirdi. Marksizmin sınıfsal tahakküm üstündeki vurgusu doğru fakat yetersizdi Bourdieu'ya göre. Çünkü sadece iktisadi sömürü değil, aynı zamanda sembolik şiddet formlarında bunu haftaya göreceğiz. Burada kritik önemli olduğunu dolayısıyla sembolik bir iktidar analizinden girişmeden sınıf tahakkümünün anlaşılamayacağını bize anlattı. Buradan hareketle dörtlü bir sermaye tanımına gitti. Bu iktisadi sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye ve sembolik sermaye olarak tanımladığı bu dört sermaye tipinin aslında Bourdieu açısından bizim toplumsal uzaydaki yerimiz ve konumumuzu belirlediğini görüyoruz Bourdieu'da. Bu oldukça önemli bir husus Bourdieu açısından. Haftaya tamamlama noktada Bourdieu'nun alan kavramı ve habitus kavramı üzerine durduğumuzda bu anlattığımız sermayelerin doğuşuma girdiği alanlar ve bu sermayeleri doğuşuma sokan insanların bedensel ve zihinsel yatkınlıkları üzerine konuşacağız. Bourdieu tam da bu anlamıyla oldukça kritik bir rol oynuyor.